Günümüzde genç olmak zor iş gerçekten. Hele çocuk olmak. Peki bunu düşünen hiç mi kimse yok? Elbette var. Onu anlatmak için buradayım ya. Bu arada ismim Fatih. Ve şimdi sizlere Gençko'nun eğitim yaklaşımından ve faaliyetlerinden kısaca bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Anaokulundan başlayalım ilkin. Ebeveynlerin bu dönemdeki telaşları malum. En iyi okul hangisi? En iyi eğitim materyalleri nerede? En ilgili öğretmenleri nasıl bulacağız? İşte Gençkon, anaokullarının kalitesini artırmaya dönük çalışmalarını bu yüzden yapıyor. Öğretmen eğitimleri, destek kitap tavsiyeleri, kılavuzlar ve otomasyon eğitimleri. Hepsi de körpe zihinlerin sıhhati için. İlk ve ortaokulda işler daha da zor. Çocukları kötü örnek teşkil eden mekanlardan ve arkadaşlıklardan, kişisel gelişimleri açısından zarar verici tüm unsurlardan uzak tutmak gerekiyor. Burada Gençkom bünyesindeki gençlik kulüpleri devreye giriyor. Okul derslerine destek uygulamalardan sportif faaliyetlere, sanatsal etkinliklerden çevre ve sağlık faaliyetlerine, kültürel etkinliklerden izcilik faaliyetlerine, sosyal sorumluluk projelerine ve aile eğitimlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet veren gençlik kulüpleri yurdun dört bir yanında. Kızları unutmuş olamayız herhalde. Ülkemizin dört bir yanında bulunan İkbal Kız Kur'an kurslarında kız çocukları dini eğitim ve geleneksel değerler eğitimi alıyorlar. Gençkonsa müfredat, eğitmenlerin eğitimi, eğitim materyalleri gibi konularda bu kurslara destek veriyor. Okul döneminde bile farklı uğraşlara ihtiyaç duyan insan yaz tatilinde duymaz mı? Duyar elbette. Öyleyse yönümüzü hem eğlencenin hem de eğitimin adresi yaz okullarına çevirelim. Her yıl binlerce çocuk ve gencin katıldığı yaz okullarında değerler eğitimi, sportif faaliyetler, geziler ve daha pek çok aktivite tatile anlam katmak için organize ediliyor. Yıl boyu süren hafta sonu kursları ise değerler eğitimi derslerinin yanında pek çok sosyal aktiviteyle gençlerin sağlıklı bir şekilde sosyalleşmesine imkan sunuyor. Geldik her 5 kişiden 3'ünün okul dendiğinde aklına gelen lise yıllarına. Semerkant gençlik faaliyetleri sayesinde bu önemli dönem belirsizliğin ve sınav endişesinin kurbanı olmaktan kurtuluyor. Güzel bir sosyal çevre ve gençlere uygun sosyal aktivite imkanı sunan Semerkant Gençlik Platformu, ülkenin bugünü ve yarını için gençliğin potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştürmeyi başaran bir tesis gibi çalışıyor. Akademinin aşılmaz denen surlarının önüne geldiğimizde ise bizi Mostar Gençlik karşılıyor. Kariyer planlamasından sosyal kültürel etkinliklere, fetih ve gençlik buluşmalarına, muhabbet buluşmalarına, söyleşi, seminer ve bölümle ilgili atölye çalışmalarına Mostar Gençlik sayesinde ulaşılıyor. Yani Mostar Gençlik'le birlikte gençler üniversitenin karmaşasından kurtulup kültürel, sanatsal, sosyal, sportif ve mesleki anlamda kendilerini geliştiriyorlar. Üniversitelerde faaliyet yapmayı, biz de buradayız demeyi öğreniyorlar. Nazenin Gençlik ise, üniversiteli kız öğrencilerin gelişim ve sosyalleşmelerine katkı sağlayan, çeşitli etkinliklerle okul dışı zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olan bir oluşum. Bu faaliyetlerle geleneksel değerlerimizin nesilden nesile aktarılması amaçlanıyor. Tüm bu hizmetler Gençkon çatısı altında buluşuyor. Çünkü gençliğe değer.